Şöyle kaslı bir kolunuz olduğunu düşünün. Elinizde de bir ağırlık var. Mesela 2 kiloluk bir ağırlık olsun. Bu ağırlığı kaldırmak istiyorsunuz. Kaldırmak istediğiniz andan itibaren bir dirençle karşılaşırsınız. Elinizde bir ağırlık olduğunu hemen fark edersiniz. Peki ben size haber vermeden bu ağırlığı alıp yerine başka bir ağırlık koysam? O ağırlık da 2,05 kilo olsun mesela. Eski ağırlıkla şekli tamamen aynı. Sadece 0,05 kilo daha ağır. Değiştirdikten sonra yeni ağırlığı kaldırmanızı istesem, kaldırınca ağırlıkların farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Fakat çoğu insan hiçbir farklılık hissetmez. Aynı ağırlığı kaldırdıklarını düşünür. Şunu demek istiyorum. 0,05 kiloluk artış çoğu insan için fark oluşturmayacaktır. Şimdi de 2,05 kilo değil de 2,2 kiloluk bir ağırlık verdiğimi düşünün. Gözünüzü kapattığınızı düşünelim. Elinizden 2 kiloluğu alıp 2,2 kiloluğu koysam ve yeni ağırlığı kaldırmanızı istesem, çoğu insan bu ağırlık artışını fark eder. Kısacası 0,05 kiloluk artış hissedilmezken 0,2 kiloluk artış fark edilir. Yani ağırlıktaki değişimi veya artışı hissettiğiniz eşik, yani küçücük bir değişimi hissetmezken küçük bir değişimi hissettiğiniz eşiğe fark eşiği denir. Bizim örneğimizdeki fark hissetme eşiği 0,2 kilo. 2 kiloluk ağırlıkla değil de 5 kiloluk ağırlıkla başladığımızı düşünelim. Tabii ki 5 kiloluk ağırlık daha çok, yani daha ağır. 5 kiloluk ağırlığı 5,2 kiloluk ağırlıkla değiştirirsem, daha ağır olduğu ve daha çok kas dokusu kullandığınız için bu 2 gramlık artışı fark edemeyebilirsiniz. Fakat 5 kiloyu 5,5 yani 5,5 kilo ile değiştirirsem bunu fark edersiniz. Yani daha fazla kas dokusu kullandığınız için daha fazla duyu nöronu kullanıyorsunuz. Bunlar küçük artışlara az önceki kadar duyarlı değiller. Yani 2 gramlık artışa çok duyarlı değiller. Zihinsel olarak daha ağır bir şey kaldırdığınızı anlamak için fark eşiğinin daha yüksek olması lazım. Yani 5 kiloluk bir ağırlık için fark eşiği 2 kiloluk ağırlığınkinden daha fazla. Bu rakamları ben örnek olarak verdim. Deneyerek yapsanız belki farklı rakamlar çıkacaktır. Fakat genel olarak konsept bu şekilde. Evet, 5 kilo kategorisinde fark eşiği 0,5 kilo. Buradan yola çıkarak bir denklem yazabiliriz. Öncelikle değişkenleri yazalım. Y harfi uyarıcının yoğunluğu olsun. Bu örnekte 2 kilo. Diğer örnekte 5 kilo. Delta y ise fark eşiği olacak. Yani 5,5 kilo eksi 5 kilo eşittir yarım kilo. 5 kilo örneğinde y 5 olacak. Delta y 0,5 olacak. 2 kilo örneğinde ise y 2. Delta y ise 0,2 olacak. Şimdi Weber'e geliyoruz. Weber 1834'te artış eşiğinin bu örnekte hemen şurada arka plan yoğunluğuna oranının sabit olduğunu keşfetti. Yani 0,2 kiloyu alıp 2'ye bölsek, 0,5 kiloyu da 5'e bölsek bu oran eşit. Yani 0,1. Farklı ağırlıklar için bu oran aşağı yukarı aynı kalır. Weber kanunu bu. Weber böyle bir ilişki bulunduğunu 1834'te keşfetmiş. Denklem olarak yazarsak delta y bölü y eşittir k. K burada kişiyi temsil eden sabit birim. Denklemin bu kısmına Weber fraksiyonu diyoruz. Dokunma ile ilgili uyarıcılarda işe yaradığı gibi duyma ile ilgili uyarıcılarda da işe yarar. Mesela çok sessiz bir odada oturuyorsanız karşınızdaki kişiyle iletişim kurmak için fısıldamanız yeterli olur. Fakat konsere gitmişseniz yanınızdakinin sizi duyması için avazınız çıktığı kadar bağırmanız gerekir. Bunun sebebi konser ve sessiz odadaki arka plan yoğunluğunun farklı olmasıdır. Dolayısıyla fısıldadığınızı veya bağırdığınızı gösteren delta Y farklıdır. Weber kanunu işte bununla ilgili. Denklemimizi alıp yeniden düzenlersek, delta Y eşittir arka plan yoğunluğu çarpı K sabiti. Yeniden düzenlersek görürüz ki artan eşikle arka plan yoğunluğu arasında doğrusal bir ilişki var. Diğer bir deyişle arka plan yoğunluğu arttıkça artan eşik de gitgide artar. Grafikle gösterelim. X ekseni arka plan yoğunluğu olsun. Y ekseni de fark eşiği olsun. Grafikte doğrusal bir ilişki görürüz. Konser örneğini grafikte kullanalım şimdi. Arka plan yoğunluğu çok yüksek olacak. Grafikteki delta Y'de konuşurkenki ses yüksekliğimiz olsun. Delta Y sessiz odanınkinden çok daha yüksek olur. Sessiz odada Y ve delta Y daha az olur. Bu kanun herhangi bir uyarıcı için geçerli ve pratik bir temel kural. Yani kanun değiştirilemez demiyorum ama farklı duyularımız genelde böyle çalışıyor. Mesela arka plan yoğunluğu büyükse, duyuyu algılamamız için fark eşiği de büyük olur. Bazen insanlar denkleme farklı bir değer ekliyor. Normal kanunda delta y bölü y k'ye eşittir. Bazıları buna gerçek hayatta aşılması gereken eylem değerini ekler. Yani bu denklemi gerçekte olan şeyleri daha iyi temsil etmek için değiştirebiliriz. Hoşça kalın.